Türkiye'de günlük açıklanan ağır hasta sayısı ve hasta sayısı arasındaki ilişkiye baktığımızda artık ağır hasta sayısının daha fazla olduğu günleri yaşadığımızı da söylemem gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın doğrulanmış olguları açıklamakta ne kadar az bir açıklama yaptığının bir bulgusu olarak hem de ağır hasta sayısındaki artışın salgının ciddiyetini göstermesi bakımından önem taşıyan bir bulgusu olarak karşımızda durmaktadır. Sağlık Bakanlığı her ne kadar günlük doğrulanmış olguları açıklamasa da hem sahadaki gözlemlerimiz hem ağır hasta sayısı ve ölümlerdeki artış dikkate alınırsa bugünlerde geçtiğimiz aya oranla çok daha yüksek bir olgu sayısı ve ölüm sayısıyla karşı karşıya kaldığımız ortada. Hatırlarsanız Eylül ayı için Sağlık Bakanı günlük test yapılan kişilerde %10 civarında bir pozitiflik olduğunu vurgulamıştı. Bu durumda eğer aynı eğilim biraz daha artarak Ekim ayı ve şimdiki Kasım ayında da geçerli ise çok yüksek bir aktif hasta sayısıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Sosyal olarak AVM'lerin özellikle açılması çok ciddi bir darbe vurdu. Tekrar pandeminin hortlamaya başlaması, peşinden kontrolsüz bir şekilde kalabalıkların oluşturulacak şekilde işte mitingler, turizm sezonu vesaire. Bugün maalesef ülkemizdeki dünyanın birçok yerinde bunu net göremeyen ülkelerde pandemi her an kontrolden çıkmak üzere ki bunu yavaş yavaş ülkemizde illerimizdeki en üst mülki amirler de ifade ediyor. Hastanelerde yer yatak neredeyse kalmadı. Yoğun bakımlarda yerler kalmadı. Bizzat valilerin açıklamalarına da bakılacak olursa Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli ve benzeri illerde salgının geçen ay oranla 2 kat, 3 kat, bazen 4 kat, bazen daha fazla artış gösterdiği anlaşılıyor. Bu da çok açık bir şekilde salgının kontrol altında tutulamadığının bir göstergesi. Bize gelen bilgiler büyük illerimizde o turkuaz tablodaki verilerin neredeyse 2 katına olan yerler var. İstanbul bunların başında geliyor. İzmir keza bir valimizin doktorlar hasta seçmek durumunda kalacak şeklindeki söylemi gerçekçi ve acı bir söylemdir. Salgını kontrol altında tutabilmek için hastalananları tedavi etmekle kalmayıp bir kişinin diğerine bulaşını da engellemeniz gerekir. Bunun yolu da Sağlık Bakanı'nın sıklıkla vurguladığı gibi tek başına maske, mesafe ve el yıkamaktan geçmiyor. Bunu artık anlamış olmamız gerekir. İnsanların maske takmaya özen göstermesi, el yıkaması eğer fiziksel mesafeyi koruyamıyorlarsa tek başına yeterli değil. Fiziksel mesafeyi korumak da her zaman kişinin yalnızca kendisinin elinde değil. Yani kişi eğer çalışmak zorundaysa, toplu taşımayla fiziksel mesafeyi koruyamayarak işe gitmek zorundaysa, gündelik çalışan birisi ise ona herhangi bir destek sunulmuyorsa ister istemez mesafeyi koruyup koruyamadığına bakmaksızın dışarıda olmak zorunda kalacak ya da öyle bir iş yerinde çalışıyorsa. Eğer salgını gerçekten kontrol altına almak istiyorsak toplumsal hareketliği azaltmamız gerekir. Bugünlerde geçen ayla kıyaslandığında az önce de konuştuğumuz gibi çok yüksek sayıdaki olgu sayısı ve ölümlerdeki artış ivedi olarak salgının baskılanması için bir takım önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu önlemler içerisinde de ilk konuşmamız gereken şey salgının çok yüksek artış gösterdiği İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ve ilçelerde tam kapanma dediğimiz en az bu virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 günü kapsayacak ama eğer toplumsal olarak etkisinin gerçekten ciddi olarak gözlenmesini istiyorsak bunun 2 katı kadar sürecek yani 4 hafta kadar sürecek bir kapanmanın
Türkiye'nin gündemine gelmesi gerekir.